Merhaba, yine bir kutu açma videosu yapacağım. Arkadaşımın satın aldığı bir ürün bu. Rica ettim kendisinden kutu açma videosunu çekebilmek için. Hepsi Brodo.com'dan satın aldık. Darkın Movix Play medya oynatıcısı. Dark markasının giriş seviyesi olan bir model bu. En ucuz fiyatta bu satılıyor. Bildiğim kadarıyla Teknobiyotik'te 100 TL civarı. Hepsi Brodo.com'da da 119-120 TL civarı bir fiyata satılmakta. Kutusu böyle gayet kendi renklerinde birçok ürünün özelliğini anlatacak şekilde tasarlanmış. İşte HDMI desteği, MKV desteği, işte Dolby Digital, DTS, işte DivX gibi MP3 çalar ya da USB desteği gibi birçok özelliği sunmakta. Yan tarafında teknik özelliklerinden bahsedilmiş, işte Full HD video oynatıcı olma özelliği, işte Türkçe menü, Türkçe altyazı desteği, USB bellek, USB taşınabilir disk, hafıza kartları, flash kartlar, USB hub desteğiyle birden fazla depolama bağlantısı bağlayabilme, işte kolay kurulum, H264 desteği, MKV desteği, işte birçok dosyayı, zaten güncel dosyayı tanımakta. DTS önemli. Onun kodeyi mevcut. Mesela örnek veriyorum, ben Philips TV kullanıyorum. DTS kodeyine sahip değil. Bu nedenden dolayı birçok videoda yani sesleri oynatamıyor. Bu bildiğim kadarıyla LG ve Samsung gibi modellerde de böyle bir sıkıntı yok. Onlar da sorunsuz oynayabiliyor hard diski bağladıktan sonra, ama bu tip ürünlerin tabi televizyonun içerisindeki medya oynatıcıdan çok çok daha gelişmiş olduğu aşikar. Yoksa bu tip ürünlere kimsenin ihtiyacı olmazdır. Günümüzde birçok televizyon medya oynatıcıya sahip. Kutusu gayet şık. Kutu içeriğinden bahsedilmiş. İşte Dark Movie Play, işte HDMI kablo, kullanım kılavuzu, adaptör ve uzaktan kumanda içinde yer aldığından bahsediliyor. Arka kısmını da çevirdiğimizde yine işte giriş ve çıkışları göstermiş. Adaptör, işte HDMI, dijital ses, analog ses ve görüntü gibi. Ürün bu şekilde. Arkasında da belirtilmiş Dark Akortek bilişimin tescilli markasıdır diye model numarası belli. Şimdi isterseniz kutuyu açalım. Açar açmaz karşımıza ürün çıkıyor. Tabi bunu buradan çıkartamadım. Çıkarttığımızda böyle bir poşetin içinde yer alıyor. Parlak olmayan bir plastik yüzeye sahip. Kenarları piyano beyazı mı diyelim artık. O şekilde bir plastik kaplama ile plastik bir kasa ile geliyor. Ön kısımda tabii USB girişi, power lambası, bir de ne işe yaradığını bilmiyorum. Herhalde uzaktan kumandanın sensörüdür. Burada bir göz bulunmakta. Arkada da adaptör girişi, HDMI girişi, bahsettiğimiz dijital ses ve analog ses girişi mevcut. Ürün çok şık. Yani 1,5 sigara paketi boyutunda diyebilirim. Gayet ufak bir ürün. Kutusunu açtığımız zaman buradan kumandaya ulaşıyoruz. Şırşır. Bunu çıkartalım. Kumandası da gayet kullanışlı bir kumandaya benziyor. Tuşları silikon lastik. Burada herhangi bir pil yok. Burada da bir adaptör. HDMI kablosu. Uzaktan kumandanın pilleri de burada. Analog ses ve video. Bu da zannedersem öyle bir şey. Stereo kablosuna benziyor. Kumandanın pilleri. Ve kullanım kılavuzu yer alıyor. İçerisinde başka da bir şey mevcut değil. Ürün biraz
Apple TV'ye benzetilmiş tabii teknik olarak. Dış tasarım açısından lastik ayakları var. Altta havalandırma delikleri yer almakta. Yani kutu içeriği bu, en azından kutunun içinden ne çıktığını görmek isteyenler için yardımcı olacağını düşünüyorum. Almayı düşünürseniz de gerekli incelemeyi yapmaya çalışacağım. Hoşça kalın.